أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الكلام وما يتألف منه 10. dersi ne ediyoruz? Okuyoruz. وماضي الأفعال بالتمييز والسين بنون فعل الأمر إن أمر فهيم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو صح وحي هل. Dikkat edin, yavaş yavaş gidiyoruz. Aşağı inin. Dün fiile mudarinin alametini öğrenmiştik. Ne demiştik? Lem'den sonra gelir. Fiile mudari o ki ne oluyor? Lem-i cazime dahil oluyor. Öyle değil mi diye. Bugün de ve madiyel ef'ali madil ef'al, madi olan fiilleri bita-i sakine temiz. Ta-i sakinle ne yap? Temiz yap. Bu madiyel ef'ali mizin mef'ulüdür. Ne olmuş? Mukaddem olmuş. Neden temiz yap? An kesimehi. Her iki kesiminden temiz yap. Her iki kesiminden. Madinin iki kesimi nedir? Mudari ile emir. Ha ben doğru mu? Ve keze bita'il fa'ili. Ta'i fa'alle de madine yap. İki kısmından temiz ya. Şimdi burada dursun, birkaç noktaya dikkat edelim. Şimdi önce madiyel efali, madiye mizin mefrudur mukaddem olmuş. Madinin efale beyanı nedir? Beyaniyedir. Yani el madi minha, efallardan madi olan. Efallardan ne? Madi olan. Yani hatem-i fiddetin, o hatem ki fiddettendir. O madi ki nedendirler? O madi ki efallardandırlar. İdafe ne oldu? Beyan ne oldu? Madin efallara idafesi beyanedir. Madiye mensubdur. Mizin neyidir? Miz nedir? Miz da maze yemizu ba'e yebi'u bi' gibi. Maze yemizu, mazehu yemizu, miz. Emirdir. Öyle değil mi? Ne demek? Temiz yap demek. Öyle değil mi? Peki ve madiyel ef'ali bitta. Bu bitta, bu car-ı mecrur neye mutalıktır? Mize mutalıktır. Mize nedir? Madiye mizin mefrudur mukaddem olmuş. Bitta da car-ı mecrur mize mutalıktır. O da mukaddem olmuş. Ne olmuş? Caizdir. Takdim caiz. Hele burada darurete nazım oldu mu daha da ne olur? Caiz olur. Şimdi bitadaki eliflam sütüye geçmeden önce bu eliflam ahde haricidir. Ahde harici, harici olunca neye gidiyor? Daha önce bahsi geçen ta'ya gidiyor. Bita bu geçen bita fatihvete demişiz ya. Bir ta bu geçirdiğimiz ta ile ne yap? Temiz yap. Bir ta'daki eliflam nedir? Ahde haricidir. Daha önce bahsi geçmiş, daha önce mezkur olan iki nev'i ile mezkur olan ta'ya gidiyor. İki nev'i ile. Belli bir ta almıyoruz. Ne alıyoruz? Ne alıyoruz? Ta isterse fa'de ta'si olsun, isterse etet ne olsun? Yani bu eliflamın müşa merci'i etta'u etta'u mutekadimetu bin nev'i. İki nev'i ile mukaddem olan ta'dır. He? İşte eliflam zikri budur. Eliflam-ı ahde haricidir. Bahsi geçen ta'ya gidiyor. Bahsi geçen ta hangisidir? Ta'yı fa'altedi, ta'yı etteti. Biri derse bir kelime iki manasına kullanılmaz. Nasıl burada bitta'i, buradaki ta'yı hem ta'yı etet hem ta'yı faaltet. İrfam ona giderse buradaki ta ikisine de kullanılmış değil mi? Hı hı. Halbuki bir lefse müşterek iki manada birine kullanılır. İki mana ne olmaz? Hı hı. Biz diyoruz
her ne kadar racih o ki kullanılmaz ama mercuh kavla göre müşterek iki manelerinde ne olur? Tabii iki mana en az iki mana. Üç olur, dört olur. Oldu mu? Elif lam ahde haricidir. Geçmiş ta iki ne ile geçmiş ta'ya gidiyor. O zaman burada bir ta iki manada müstemel olan nedir? Ta'dır. Caiz midir? Mercuh kavle göre caizdir. Ve yahut da racih kavle göre nefs-i müşterek iki manaya ne olmuyor? Kullanılmıyor. Racih kavle göre gidersek buradaki bir ta bu ta'dan İslam ahde harici bahsi geçen iki ta'dan birine götürüyoruz. O zaman ta iki manadan bu müşterek olan ta iki manadan birine ne olmuş oluyor? Kullanılmış oluyor. Peki o zaman birine gidince o ta'dan biriyle ne yap? Madiyi temiz yap. O diğer ta ile onunla da temiz yapılır. Birini söyledi, anlıyorsun Fatih. Tayfur anlıyorsun. Birini söyledi, yani o iki ta'dan biriyle ne yap? Yarım ta'yı faal ta ile temiz yap. Ya ta'yı etetle temiz yap. E biriyle temiz yap dediği zaman diğeriyle de temiz yapılıyor diye o da ona kıyasla ne oluyor? Biliniyor. Bunu da racih kavle göre hani birleşti müşterek iki manasından kullanılmaz. Racih'e göre böyle deriz. Oldu mu? Burayı öğrendiniz mi? Bizim şarih İmam-ı Suyuti ikinci ihtimal aldı. Bak dediğim bitta is sakineti. Ha demek ki buradaki elfam ahde harici ta'yı etete götürüyoruz. Ta'dan murad ne oldu? Ta'yı sakin oldu. O zaman bitta'yı İki manadan birinin ne olmuş? Kullanılmış. Diğeri de hani ve keze bitail faali. Demek ki metin birini söylemiş. Diğeri de ona ne yapılıyor? Kıyas ediliyor. Bak sütü onda ne etti? Zikir etti. Sütü racih kavle göre gitmiş. Ta'yı iki manadan birine kullanılmış. Diğeri kıyasen kıyas yapmış. Biri derse güzel. Niye sütü ta'dan ta'yı sakin aldı? Ve keza bita il faali ona ne etti? Kıyas etti. Ta'dan ta'yı faal alsaydı ve keza bita il sakineti kıyas yapsaydı. Biz diyoruz ta'yı sakin bak isimlere has olan ta'yı nedir? Harekelidir. Kaimetun, daribetun değil midir? Bak ta'yı sakinin sükunuyla bak ta'yı sakin sükunuyla isimlerin ta'sına ne yapılıyor? Temiz ediliyor. Onun için bu iki ta'dan ta'yı sakin daha nedir? Önemlidir. Çünkü oradaki ta'nın sükunuyla isimlerdeki ta'da ne yapılıyor? Ayrıt edilebiliyor. Ama faaltenin ta'sıyla, harekesiyle bir şeyden temiz falan yapılıyor. Öyle bir şey yok. Bu yönüyle sakineyi zikretmek daha ne oldu? Daha iyi oldu. Anlıyorsun değil mi? Tamam. Şimdi Kale fi Şerhil Kafiye. Kafiye bizim İbn-i Malik'in kitabıdır. İbn-i Malik kendi kafiyesi üzerine ne etmiş? Bir şerh yazmış. O şerhinde bir şey demiş. Bak. Kale yani Kale Musannifu takdirinde. Fi Şerhil Kafiye. Ne demiş? Bizim elimizdeki nüshayı söylüyorum. Sizinki nedir? Ve ana mıdır? Ve ana kastetmiş kim? Musannif kendisi değil midir? Evet. Tabii bu sefer kendisi şarih konumuna düştü. Metinden musannif konumundadır. Ve ana diyor, hani orada da kafiyede de ta geçmiş, bir ta geçmiş. Diyor ve ana kastetmiş kim? Matın, musannif. Bizalike bu ta'dan. Neyi kastetmiş? Alameten tehussul du'al lil mudiyyi. Oldu mu olmadı? Evet. Bazı nüshelerde, sahih nüshe de odur. Kale fi şerhil kafiye. Şerhil kafiye demiş artık ana yok. Ve hiye o ta ki onunla madi mudari emirden temiz ediliyor. Ve ya o ta alametun tahtesul mevdu'an lil mudiyyi. Bildiniz mi? İkinci nusa daha zar. Çünkü birinci nusaya göre musannif
kendini gayb yerine koymuş diyor. İşte musannif kastetmiş. Sanki o farklı musannif farklı. Gerçi ikisi aynı. Mane edilir ama bu nüshada o sıkıntı da yok diyor. Bir de tahtesu var. Bazı nüshalarda tahussu var. İkisi de nedir? Caiz. Nasıl bu ana bizalike caiz ve hiye caiz ise tahtesul mevdu'a da caizdir. Tahussul mevdu'a da o da nedir? Caizdir. Bak burada da vahiy alametun tehussu unusalmış. Siz de bilin ki iki nusa bir ve ana bizalike alameten tehtesul mevdu'a bir de vahiy alametun tehussul mevdu'a lil mudiyyi ikisinde ne yapın bilin. Ha şimdi artık manaya geçelim. Şimdi gaye bu tam madinin alametidir. Madiden murad, madiye vede olan mıdır ya madide istimal olan mıdır? Eğer madiye istimal olan dersek bir takım sıkıntılar çıkar. Madiden murad, madiye vede olmuş dersek sıkıntılar ne olmaz? Nâi çıkmaz. Bak. Ve ye alametun, tabi bir alamettir. Tehussu, hası ne hastır? El mevdu alil mudiyyi. O fel ki mudiye, mudi mesterdir. Mudiye ved olmuş, madilge ved olmuş fele hasır ta. İster madide, mudide istimal olsun, ister olmasın. Bak, velev kâne mustakbelel mâna. O mevdu'a lil mudi velev kum mâna itibariyle mustakbel olsa dahi. Velev kuna olsa dahi, mustakbel olsa dahi zar etmez. Velev kâne, kânen ismi içinde müstetir huvedir, mevdu'a gidiyor. Peki, murad bu olduğunu öğrendik. Faydası ne? Şimdi faydası şudur. İza vaka'atil vaka'atu. İza vaka'atil vaka'atu. İza madilere dahil olunca ne yapıyor? Müstakbel yapıyor. İşte bak vakaat til vakaatu. Vakaat bak madi değildir. Ta gelmiş. Vakaat. İza gelince vakaat ne yapıyor Hüseyin? Müstakbel yapıyor ama ta yine var. Ama bu müstakbelde müstameldir. Vakaanın ved'i neyedir? O zaman tam madiye dahil olmuş. Çünkü vakaanın ved'i madiyedir. Bildiniz değil mi? Evet. Bazılar diyorlar bir de ha eğer alametun tehussul mevdu'l mudiyye demeseydi vakatil vakiatuyla bu ihtisas bozulurdu. Niye? Denirlerdi ki sen demişsin tam madiye hastır. İşte mudarede gelmiş. Sıkıntı olurdu. Peki lem yedrib. Eğer böyle demeseydik ona da itiraz olur mu olmaz mı diye. Bak lem yedirip manası madi mi mudare mi? Madi. Çünkü lem gelince ne yapıyor? Madi. Söyle Fatih. Lem gelince mudare ne yapıyor? Madi. Bak lem yedirip müstemeli fil madidir. Buna rağmen ne gelmiyor? Ta gelmiyor. Ne olmuyor? Ta gelmiyor. Biz dedik madiden murad madiye ve de olandır. Öyle değil mi Fatih? Lem yedirip her ne kadar istimali madiyedir lemin sayesiyle ama ved'i madiye değil mudariyadır. Bak normal ta'dan murad alametun tehussul mevdel mudiyyi hem murad bu olunca izâ vakatil vakatüyle ihtisas bozulmaz. Bir de lem yedirip bozulmaz yok onu demeye gerek yok. Doğru desek lem yedirip bozulmaz demesek de lem yedirip yine bozulmaz. Niye demesek, murad bu olduğunu demesek de onunla bozulmaz. Ya tamam bu ta neye hastır? Madi. Madi hastır mı Fatih? Lem yedirip de madi de desek tamam o da madi. Ta ona dahil olmuyor. Dahil olmasa ne olur? Şimdi bu hase şamile değil. Hase nedir? Şamile. Şamile değil. Evet, isme, madi hastır, madi gerisine gelmiyor.
Ama bütün madilerde gelir diye bir şey yok. Hani hasse siz daha bilmezsin. İleride mantıkta öğrenirsin. Hasse şamile var. Yani has olduğu şeyin bütün efradlarına gelir. Hasse gayri şamile var. Bir kısım efradlarda gelir Fatih. Bir kısımda gelmez. Buradaki ta da hasse gayri şamile olsun ne olur? Lem yedir be gelmedi gelmesin. Madidir gelmiyor. Bak yani alametun tehusul mevdal müdeyyi murad bu olmayla izle vakatil vakatüyle artık ne olmaz? Bu ihtisas bozulmaz. Ama bununla da murad bu olunca lem yedirble de bozulmaz onu demeye gerek yok. Doğru yerindedir gerek yok. Niye? O aynı bu murad olmazsa da lem yedirip tamam. Murad müstemel fil madidir. Lem yedirip de müstemel fil madidir. Buna rağmen ta gelmemiş gelmesin yine madde hastır. Madde hastır bütün maddelerde de gelmeye. Hasır demek madin gerisinde gelmez. Sadece nereye gelir? Yoksa hasır demek madin bütün efradlarına gelir öyle bir kurar yok. Bu hasır şamilede var. Hasır geri şamilede yoktur. Bunu öğrendik mi? Abla bildiniz mi? Tamam. Bu bitti kapandı. Hani bir ta'daki eliflamda ne aldık? Ahde harici aldık. Ya ta fikile nev'ehi kısmehi de mutlak ta alırız. Yahut onların birini alırız diğerini kıyas ederiz. Peki cins alsak olmaz mı? Ne alsak? Cins alsak. Ve madiyel efali bitan bir cinsil taimiz desek olmaz mı? Yok. O zaman ta'ya harekeli isimlere has olan ta'ya harekeli de gider. Cins alsak o da girer. Halbuki isimlere has olan ta'ya müteharrike o fiyelere ne değildir? Madiye has değildir. Şimdi bunu öğrendik mi? Devam ediyoruz. Ve madiyel ef'ali bi tamiz ve sim bi nunil müekkideti. Bakın demin bir ta'da söylediğimiz burada da geçerlidir. Şimdi nun'dan murad nun'u müekkide. Ha işaret etti ki buradaki bin nun'daki ifham ahde harici daha önce geçen neye racidir? Nun'u müekkideye racidir. Öyle değil mi? İlfam ahde harici nun-i muekkideye raci. Nun-i muekkide iki tane değil. Bir muhafefe olan var biz. İster o olsun ister olsun. İkisini de alırız. Am alırız. Min qabi iste mali müştereki ku binuni fikile maneyihi ku muhafef ile müşterektir. Olmaz mı? Dolu mercuha göre olur. Veyahut da kavlu raciha göre bin nun-i muekkideti nun-i muekkideden murad ya muhafef ya müstakil. Birini alırız. Diğerini ne ederiz? Kıyas ederiz. Diğerini ne ederiz? Kıyas ederiz. O doğru, o doğru. Yalnız dikkat edersek orada sakin, sütü sakine ti getirdi ya, sakineyle hangisi murad olduğunu, tay fealte değil de tay etet murad olduğuna işaret etti. Şimdi burada bin nunil mekideti dikkat ederseniz bak burada yukarıda birine göre gitti. Yani istemal müştereki fi ahadi maneyihi es-sakinetiyle ona işaret etti. Kavlar neye göre gitti? Raciha göre gitti. Burada da bin nun-i muekkideti. Nun-i muekkide müşeddede dedi mi Fatih? Veya nun-i muekkide muhafefe dedi mi? Ha burada da işaret etti ki ne nedir? Burada işaret etti ki buradaki nundaki fahm-ı ahde haricidir. Nundan murad nedir? Nundan murad anlıyorsun değil mi? Nundan murad am nundur. İki manasının dımında olan nedir? Nundur. Bir nune ne? Muhafife bir musakale. Min kabili istemalil müştereki fikila maneyihi. Bildiniz değil mi? Ha burada bu noktayı da ne edebiliriz? Çıkarabiliriz. Yukarıda kavle raciha göre gitmiş. Aşağıda da kavle mercuha göre gitmiş. Eğer kavle raciha göre gelseydi bin nunil muekkidetil müşeddedeti evül muhaffefeti diyecekti. Bak yukarı bakın
ve nun-i tekidi müşeddededen kanat ev. Ve nun-i tekidi orada amdır. Burada numara 2'de deyince ha bu da ise müşeddededen ise muhaffefeten. Oldu mu? Bunu anladınız mı? Furkan anladınız mı? Tamam. Vesim bu veseme yesimu simdendir. Va'ada ya'idu iddendir. Vesim bin nunil muekkideti fi'lel emri. Fi'lel emri ne yap? Alametlendir. İn emrun fuhim. Eğer emir anlaşılırsa. Şimdi önce buna dikkat edin. Bu in emrun fuhim min kabili ve in ahadun minel müşriki nestecareke. Şimdi ine şartiye fiile has değil midir? İn ahadun ondan sonra ne geldi? İsim. Ha biz ne diyoruz Fatih Tayfur? İn istecareke ahadun. Bu ahadun mahzup bir istecarekenin faalidir. Bu in o mukadder istecareke ne olmuş oluyor? Dahil olmuş oluyor. İn fiile hasır, burada da fiile ne oldu? Dahil oldu. Buraya gelin, in emrun fuhim, in fuhime emrun fuhim. Burada da bu emrun mahzub bir fuhimin naibu faalidir. O fuhim emrun, in fuhime emrun cümlesi inin fiilü şartidir. Bu mezkur fuhim de mahzub fuhimenin tefsiridir. Burada da in takdiren fiile dahil olmuş oluyor. Zaten in de neye hasır? Fiile hasır. Oluyor mu olmuyor mu? Nihayet anladınız mı? Peki biz burada neyi öğrendik? Biz burada öğrendik ki madinin dünküyle birlikte madinin şey mudarenin alameti lemdir. Madinin alameti tayfa alte etettir. Nunun alameti nedir? Nune muekkidedir. Fiil emrin alameti nune muekkidedir. Peki. Şimdi getiriyor bazı sigeler var. Bu alametler tam mevcut değil. Mevcut olmayınca diyor işte şöyle böyle bir şeyler söylüyor. Diyor vel emru in lem yekun lin nuni mahallun fihi. Eğer bir emir gelirse nune tekidin yeri olmazsa. Emir gelirse ne olmazsa nun-i tekidin yeri orada olması. Yani ne demek? Zahar olarak bir emir gelmiş. Yalnız nun-i ne etmiyor? O zaman o fiil emir olmaz. Huvesmun. O nedir? İsmun fiil. Şimdi sah mana üskut. Emir mi değil mi? Talep var mı yok mu? Hayyehele mana akbil. Emir mi değil mi? Hiçbir nun-i kabul ediyor mu? Hani emrin alameti emre delalet etmeyle, talebe delalet etmeyle birlikte nunu ne edecek? Bu ikisi talebe delalet ediyorlar ama bu taleple birlikte ne etmiyorlar? Taleple birlikte nunu kabul etmiyorlar. Oldu mu olmadı? Taleple birlikte nunu kabul etmedikleri için bunlara ismul fiil denilir. Ne denilmez? Fiile emir denilmez. Bunu bildiniz mi? Peki. Süte gelelim. Bu şerhinin bilgilerine göre ya oradan bunun yerine yayı saymışlar. Yayın katına var ya şey. O emirlerde değil, o mudarilerde o diyor. Geç emirlerde de var. Var, o da hastır. Fark eder mi? Ama o mudarilerde de gelir. O emre hastır. Tedribine, idribi. Talebden beraber yayınlar şey yapıyor. Olabilir. O da aynı öyle. Mesela idribi. Bak fiile emir ya da var, talep de var. Ama ya olursa tedribine gibi talep olmazsa olmaz. Talep olursa ya olmazsa bunlar gibi yine olmaz. Aynı o da olur. Diyor ve sin bin nunil muekkide fiilel emri in emrun fuhim. Ha burada bir kere var. Eğer emir ne olursa ama emir anlaşılırsa bakın Fatih, Tayfur neden anlaşılırsa amma yakbeluha. Bak onunu kabul edenden emir anlaşılırsa.
Kim Nuni kabul ediyorsa emir ondan ne olursa. Niye böyle dedik? Şimdi fiile mudari. Anlıyorsun değil mi? Fiile ne? Fiile mudari. Bazen talep talep için oluyor mu olmuyor mu? Li yedrib. Talep yok mu? Yok. Var değil mi? Ama oradaki emir, oradaki talep, idrib, nuni kabul eden, yedrib benne, yedrib budur. Nuni kabul eden yedrib bu, budur. Ama, batika, nuni kabul eden nedir? Yedrib budur. Ama emir, yedribuden anlaşılmıyor, lamdan anlaşılıyor. Fatih sen anlamadın. Bak şimdi, yedrib benne. Emir anlaşılıyor. Ama neden? Ama yakbelu nuni kabul edenden emir anlaşılmalı. E burada nuni kabul eden yedribudur. Emir yedribuden değil de lamdan anlaşılır. Ha işte mudari çıktı. Anladınız değil mi? Ama yakbeluha eğer demeseydi mudari de girerdi. Ama amma yakbeluha demeyle mudari çıktı. Niye? Çünkü mudariden anlaşılan emir üzerine dahil olan edat sayesiyledir. Yoksa mudarın zatından ne anlaşılmıyor? Emir anlaşılıyor. Bunu anladınız mı? Fatih anlaşılıyor mu? Olmadığı yeri olursa hemen söyleyin. Şimdi vel emru ey mufhimul emri bimana talebi icadi şey'i. Gördünüz mü? Vel emru ey mufhimul emri. Emirden murat işaret etti ki emirden murat bizim bildiğimiz istilahi fiile emir değildir Fatih. Emirden murat talep demektir. Ne demektir? Talep demektir. Mane lugavi muraddır, mudaf mukadderdir. Bak vel emru ey mufhimul emri. Ey ne? Ey mufhimul emri. Demek emirden talep al. Yok, dur. Dursun. İşaret etti ki emir üzerine bir mudaf mukadder nedir? Mufhimul emirdir. Ha bu sefer emir de bir mana talebi icadi şeyi. İmana talebi işaret etti ki emirden murad mane lugavidir, mane istilahi değil. Bak, mufimul emrle işaret etti ki buradan mufimun şey emr üzerine mudaf mukadder mufimdir. İmana talebi icadi şey'i bunun da hem işaret etti ki emirden murad mane lugavidir, mane istilahi değil. Ko talebdir. O bir de talep-i icadi şey deyince emrin başka ne olur? Hiç diğerleri karıştırmayın. Vel emru in mufimul emri. Böyle deyin. İşaret etti ki emir üzerine mudaf mukadder nedir? Mufimdir. Bir mana talep-i icadi şeyi bu da işaret etti ki emirden murat talep-i icadi şey demektir. Mani lugavi murattır. Yoksa emir madi mudareye karşı olan fiile emir murat değildir. Niye o murad olsa ne olur? Bak kendimiz zorladık. Emirden manel lugavi aldık. Mudafi takdir ettik. Öyle değil mi? Bu şekil mani ettik. Peki vel emru emri islahi alırsak daha masraf az olur. Öyle değil mi? Niye onu yapmıyoruz? E peki onu yaparsak. Bak dikkat edin. Vel emru emri istilahi in lem yekun lin nunin ve ekit mahlum fi egen nunun yeri yoksa hu esmun o emir nedir? İsmül fiildir. E bak nasıl emir isim fiil olur? Yani emir olan bir şey isim fiil olabilir mi? Olmaz. İsmül fiil olan emir olabilir mi? Bak vel emru mubtida. Huvesmül fiili ne olur? Haber olur. Bu huvesmül fiili o emre haber yapabilmemiz için oradaki hamlın, haberin sahih olabilmesi için emirden ancak mani lugavi alırız. Müdafete ederiz olur. Yoksa olmaz. Fatih anladın mı?
Orayı bildiniz mi? Bana dikkat edin, eğer buradaki emirden manel logayı almasak, mudaf tahtir etmezsek, huvesmun, bu ona haber olmaz. Bir de inlem yekun linnuni mahallun fi var ya, bak ona kaydedilmiştir. O takdir de nedir? Caize. Niye? Vel emru, emri istilahi olan mecbur nuni kabul eder. Sen nasıl diyorsun vel emru, emri istilahi eğer nuni kabul etmezse? Eğer onun yeri olmasa, nasıl emirdir, nasıl onu kabul etmez? Anladınız değil mi? Demek emirden emri lugavi almak suretiyle, mudafi takdir etmez suretiyle, in lem yekun linnuni mahalun fihi, bununla takyid de yapılır. Bu takyide de bir sıkıntı olmaz. Huvesmul fiyeli haber yapmaktan bir sıkıntı yok. Eğer emirden emri istilahi almış olsaydık, اِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْنُونِ وَاَكِدَةِ مَحَلٌ فِيهِلَ تَقِيدِ yapmak da caiz olmazdı, sahih olmazdı. هُوَ اسْمُ الْفِيَلِ haber yapmak da ne olmazdı? Sahih olmazdı. Şimdi oldu mu olmadı? Bildiniz mi? Ha, şimdi güzel. اِنْ لَمْ يَكُنْ لِنُّنِ الْمُؤَكِّدَةِ Bak yine işaret etti ki buradaki linnunideki yukarıdaki binnuni gibi eliflam ahde harici nuni mu'ekkide, mutlak nuni mu'ekkideyi ne oluyor? Gidiyor. وَالْاَمْرِ اِنْ لَمْ يَكُنْ لِنُّنِ الْمُؤَكِّدَةِ مَحَلٌ فِيهِ Eğer ne olmasa? Mahal olmasa فَلَيْسَ بِفِيَلِينَ O ne değildir? O fiil değildir. Kim buraya dikkat edin, diyor fiil değil, bel huve ismul fiil, belki nedir? Şimdi burada direktmen niye diyor feleyse bir fiilin, bel huve ismul fiilin. Bu kadar uzatacağına deseydi feleyse bir emrin. İn lem yekun linnunil muekideti mahalun fihi, feleyse bir fiil demeseydi, feleyse bir emrin deseydi daha ne olurdu? Daha zar olmaz mı diye. Niye öyle dememiş, böyle demiş? Biz diyoruz, şimdi huve ismul fiyeli. Şimdi ismul fiyelin karşısında ne mukabreti güzel? Fiyelin nefi güzel. Bak Fatih, feleyse bir fiyeli ne değildir? Ben ismul fiyeli, bak. İsmul fiyelin mukabeletinde leyse bir fiyel mi iyi? Yahut da emrün mü iyi? Leyse bir fiyel daha iyi. Çünkü orada da diye takavul daha da ne olur? Bariz olur. Oldu mu olmadı? Anladınız mı ben ne demek istedim? Feleyse bir fiilin dedi, fehve ne deseydi? Feleyse bir emrin deseydi. Feleyse emir değil. Belki nedir? İsmül fiildir. O da olurdu. Yalnız ismül fiilin karşısında leyse bir fiilinin mukabeleti daha güzel. Fiil değildir, fiil-i emirdir. Bak, mukabelet ne güzel oldu. Hem mana itibariyle, hem lefz itibariyle. Feleyse bir emir, emir değildir, belki ismul fiildir. Mukabelet iyi değil. Çünkü ismi fiil olmayan, illa ismi, şey, emir olmayan ismi fiil mi olur? Emir olmayan ismi fiil de olmayabilir. Ama fiil olmayan, ismul fiil olabilir. Geç burada değil, yani gaye. Feleyse bir fiilin, bel ismul fiilin. Lersen mukabelet ne olur? Güzel olur. Bel huve ismul fiilin nahu seh bimana uskut. Ve hayyehele murakkebun min kelimeteni bimana akbil. Şimdi bak seh. Ne demek? Uskut. Bu seh. Mufimul emr, mufimul talep mi değil mi? Fatih sen ne demek? Sen birinden talep ediyorsun, diyorsun sukut et. Bu seh lefsi bir talebe delalet etti mi etmedi? Bak bu mufimul emirdir. Ama onu kabul ediyor mu? O zaman bu fiile emir olmadı. Ne olur? İsmul fiil olur. Hayye hele mana akbil, yönlen gel. Bak akbil, yönlen gel. İkbal, kabul et. Kabbil,
Öp. Fark budur. Hayyele ba'akbil manasınadır. Bundan da ne var? Talep var. Öyle değil mi? Ama nunu ne etmediği için? Kabul etmediği için hayyele ile seh ne olmaz? Fiil emir olmazlar. Ne olurlar? İsmül fiil olurlar. Şimdi kabul eti güzel yalnız diyor seh ile hayyele yerine nezale ile derakey ne etsedi? Şey değil, hayyele değil de seh yerine nezale, deraki misal getirseydi daha iyi olurdu. Niye? Çünkü seh tenni kabul ediyor. Bazen seh, bazen sehin geliyor. O sehinin tevvün kabul etmesinden anlaşılıyor ki fiile emir değildir, ismul fiildir. Çünkü fiile emir tenvin etmiyor. Ama nezale, deraki örnek getirseydi, nezale, deraki nun kabul etmediklerinden dolayı ismül fiil olduğu biliniyor. Başka bir gerekçeden dolayı ismül fiil oldukları biliniyor. Ama seh nunu kabul etmediğinden dolayı da ismül fiil olduğu biliniyor. Tenvini kabul ettiğinden dolayı da biliniyor. Onun için el evla et temsilu bin nezale ve dera ki niye? Lene ismiyete seh ma'lumetun minne tenvini dahileti aleyhi. Bir dese sah yok. E burada yok. Bazen sahin okuyor. Bunu öğrendik. Şimdi murak orada bir şey kaldı. Döneriz ona. Hayyehle murakkebun min kelimeteyni. Bir mana akbil. Tabi bu akbil manası nedir? Üskut manası nedir? Niye böyle tefsir etti? Hani biz Mufimul emir demiştik ya. Seh bak üskut manası nedir? Mufimul emirdir. Bak hayyele akbil manası nedir? Bak mufimul emirdir. Mufimul talebdir. Bak bu varsa da ne yok? Demek ki bunlarda sadece nun yok. Talep var, nun yok. Onun için fiile emir olmuyorlar. İsmul fiil oluyorlar. Şimdi hayyele murakebdir. Hayyele asli hayye ve hel. Aslı nedir? Hayye ve hel. Bu iki kelime murakep oluyor. Yanına getirin. Vav'u atın. Hayye hele. Tabi ahirde fetha olur. Veyahut da hayye ve hele. Fetha da okuyabiliriz. Aslında hayye ve hel. Vakıfı sükun olur. Hayye ve hel. Vav'u hasbet hayye hele. İkisi vav atıldı. Bir araya geldiler. Mez oldular, kelime oldular. Manaları nedir? Akbil. Bu hayyele de tabi bu sahih görüş, cumhurun görüşü bu. Bazılar diyorlar hayyele kendi başına müstakil bir kelimedir. İki kelimeden ne değil? Murakkep değil. Öyle diyenler de var. Zayıf olduğu için ona değinmedi İmam Suyuti. Hayyele'nin okunuşu üç şekilde okunur. Bir hayyehel. Zaten aslı budur. Hani aslında hayye ve hel diye bu şekilde okunur. Bir de hayye hele. Ahirinden ne getiririz? Fetha getiririz, tenvinsiz. Bir de hayye helen. Hayye helen. Vakıf yaparsan hayye hela. Peki kafiye, elfiye bakın. Sev hayye hel. Bak bu sükun lügati olabilir. Hayye hele. Fetel lügati de olabilir. Çünkü fetel lügati vakıf yapınca sükun olur. Ama hayye hele olur mu? Hayye helen teminli olur mu? Olmaz mı? Şimdi Rabi'al lügatine göre olur. Rabi'al lügatine göre hani onlar mesela hayye helen vakıf yapınca ne oluyor? Zeyden vakıf yap. Zey da yaparız. Öyle değil mi? Zeydun vakıf yapın, Zeyd. Zeydin vakıf yapın, Zeyd. Zeyden vakıf yapın, Zeyda. Cumhur'a göre. Peki cumhur'a göre hayye helen vakıf yapın, Hayye. O şekil metinde var mı? Yok. Yok. Ama Rabi'an lügati diyor, Zeyden üzerine vakıf yapılınca demme keser gibi Zeyd olur. Hayye helen üzerine vakıf yapılınca Rabi'ye göre ne olur?
Hayye hel olur. Ha. Rabia lügatına göre metindeki her bu münevven olan lügate göre de olabilir. Oldu mu olmadı? Evet. Tamam. Şimdi mahalluna gelin. İn lem yekun linnun fihi mahal. Tercümeni yapalım. Şimdi yakû fiili nakisedir. Yakun nedir? Mahallun yakunu neydir? İsmidir. Fihi mahalluna mutallak linnuni yakunun haberi olur. Bu bir görüş. Veya kutu lem yakû fiili nakise. Mahallun yine ismidir. Linnuni mahalluna mutallaktır. Fihi haber olur. Bu da ikinci nedir? Görüştür. Bildiniz mi? Peki mahal nedir? Diyor mahal mesteri mimmidir. Mahal nedir? Mesteri mimmidir. Hades manasındadır. Hulul demektir. Oldu mu? Peki hulul olursa nasıl mana ederiz? Vel emru in lem yekun linuni hululun fi. Eğer nunun hululi vuku olmasa. Vuku nasıl nunun vuku olmasa? Bak olmuyor. Emirden ne olmasa, nun olmasa olur. Nunun vuku olmasa müdafaa ederiz. Vel emru in lem yekun linnuni mahallu şey kabulu hululin. Eğer hululun kabulü yoksa. Fatih anlıyorsun Tayfur. Eğer vel emru in lem yekun linnuni kabulu hulul. Eğer nunun kabulu hulul, yani nunun hululun kabulü yoksa. Nunun vukuunun kabulü yoksa. O zaman mahallun mesteri mimi hulul manasındadır. Kabulu takdir etmek suretiyle yakunun neyi oluyor? İsmi oluyor. Ve yakuta mahallun asli mahlelun halle yahullu zaten nesre yansurdan mensarun ismi mekan gelir. Mahal nedir? İsmül mekan bu sefer mekanul hulul manasındadır. Ne manasındadır? Mudaf tatına gerek yok. Öyleyse İsm-i mekan almak ne almaktan daha iyi? Mesel mimi yapmaktan daha iyi. Niye? Mesel mimi yaparsak kabulü takdir etmek lazım. Mudafın takdirine gerek var. İsm-i mekan olursa gerek yok. Peki. Mahalli öğrendik. Fihi demin söyledik ya. Mahallinden nedir? Mutalık. E bir de ise mahal mesel mimi olursa tamam ona mutalık olabilir. Mesel amel yapar. Ama mahal ismul mekan olursa anlıyorsun Nail. İsmul mekan olursa nasıl fi mahalle mutalık olur? Ya biz diyor fi zarftır. Zarfa bir fiilin kokusu gelse yeterlidir. İsmul mekan da zarfta ne yapabilir? Amel yapabilir. O zaman fihi mahalluna mutalık olunca linnuni atillem yakun neyi oluyor? Haber oluyor. Veya o da tersini de yapabiliriz. Linnuni mahalle mutallak fihi ne yapabiliriz? Haber yapabiliriz. Yalnız eğer mahallun mester olursa mahallun ne olursa mester mimi olursa bu şekil daha iyi. Yani linnuni mahalluna mutallak fihi haber olması daha iyidir. Bildiniz değil mi? Niye? Peki buna göre in lem yekun linnuni in lem yekun mahallun eğer ne olmasa mahal yani kabulu hulul olmasa peki kabulu hulul bak dikkat edin bu hulul Fatih hulul vuku neyin vesvidir? Nunun vesvi değil midir? He? Yani fiili emre ne vakı oluyor? Vuku kimin vesvidir? Bak biz de ne diyoruz? اِنْ لَمْ يَكُوْ وُقُوْعُنْ Mahal hani mesela manuku aldık ya mudafızlık için. اِنْ لَمْ يَكُوْ وُقُوْ yani kabulu vuku'in. Kabulu vuku' yok. Kabulu vuku kime? لِنْنُونِ Bak o hulul, o kabulu hulul nunun vesvidir. O zaman لِنْنُونِ mahalle mutalak edelim. Fihi haber yapalım daha iyidir. Oldu mu olmadı?
Burada sıkıntı yok değil mi? Evet. Bunu öğrendik mi? Peki, sütü devam edelim. Şimdi metin dediğin, emri kabul edip danuni kabul etmeyen o fiil değildir. Fiile emir değildir. Nedir? İsmul fiildir. Peki bu sefer nuni kabul ediyor, tam buranın tersi. Diyor ve kabilun nuni, bak nunun kabili, nuni kabul eden, inlem yufimil emre, eğer emri ne etmezse fehm, fehve fiilun mudari'un. O da nedir? O fiile mudari'dir. Anlıyorsun değil mi? Şimdi bakın, dikkat edin. Ve kabilun nuni. Nuni ne? Kabul eden. Nuni kabul eden nedir? İtafe alte ve etet ve yefali ve nun ekne fiyol yenceli. Nun neyin vesfidir? He? Nun fiyolun havaslarındandır. Peki burada kabilun nuni. Nuni kabul eden, in lem yufimil emri, emri de bildirmezse bu fiile mudaredir. Şimdi fiil olduğu nereden biliniyor? Dedik ya, metinden biliniyor. Metin ne demişti? Metin ne demişti? Demiş, nune akbilenne neye hastır? Burada nun var mı? Kabil nun müdür? Evet, bu fiildir. Peki fiil olunca ya madı, ya mudarın, ya emir. Dikkat ediyorsun. Fiil olduğu oradan bilindi. Peki belki emirdir, fiildir belki? Emirdir. Biraz önce dedi ve sim bin nuni fiilen emri. Ve sim bin nuni fiilen emri. Fiil emri alameti nedir? Nündür. Bu da kabilün nün müdür? Bu da kabilün nündür. Yok. Demiş ve sim bin nuni fiilel emri in emrun fihi. Emir o ki nunun kabulle birlikte talep olacak. Fatih öyle değil mi? Burada nun var, lem yufimil emre. Emri, talep yok. O zaman ne olmadı? Fiil emir de olmadı. Buradan anlaşıldı. Metinden anla, kabilun nun in lem yufimil emre. Kabilun nun in lem yufimil emir. Bu fiil olduğunu nereden biliyoruz? Bin nun muekkidetin metnine geçmiş. Evet. Fiile emir olmadığını nereden biliyoruz? Demiş yani vesim bin nun fiile emir in emrun fihim. O da oradan biliniyor. Evet. Sade demek bu fiildir. Bu nedir? Fiildir. O emir de değil. Ne değil? Ne kaldı? Onun için Musa dedi fehve fiilun mudari'un. O da nedir? Zaten fiil olduğu bilinmiş. Metinden bilinmiş. Öyle değil mi? Neden bilinmişti? Ve nun akbilen neden bilinmişti? Fiil emir olmadığın ve sim bin nuni fiil el emri in emrun fuhim. Fiil emir olmadığında oradan bilinmiş. Sade fiil emir değil. Fiildir. Fiil emir değil. Ama madi mi mudari mi? Onu bilmiyoruz. O da difer mudaredir. Yani ne değil? Madi değil. Anladınız değil mi? Anlıyorsun değil mi? Yani fiil oldu oradan bilinmiş. Emir olmadığı da ikinci beytten bilinmiş. Sade ne kaldı? Madi mi mudari mi? O da değil mudaredir. Bir sıkıntı yok değil mi? Şimdi devam ediyoruz. Metinde bir şey söyledi. Ne dedi? Emre delalet edip de nuni kabul etmeyen ismi fiildir. Onun mukabilinde sütü bir şey söyledi. Nuni kabul edip de emri kabul etmeyen de nedir? Fiil mudari. Bu sefer diğer fiillere geçiyor. Diyor titimmetun. İza dellet kelimetun ala hadesin. Bir kelime bir hadesin madin. Madi bir hadese, madi bir manaya delalet etti. Bu neyi andırıyor? Madi olduğunu andırıyor. Evet.
Ama velem takbeli ta, yalnız madine alameti olan tayin etmiyor. Amin. Hani biz ne dedik? Ve madiyel ef'ali bit ta miz demişim. Tayi kabul etmiyor. Madi hadesine delalet ediyor. Madine alameti olan tayin etmiyor. Ne gibi? Keşettane. Şettane ba'uden manasındadır. Hadese madiyel delalet ediyor. Yalnız şetanet veyahut da şetanete öyle bir şey ne etmiyor? Tayi kabul. Bu bir. Ev ala hadesin hadirin. Bir hadesi hadire delalet ediyor. Bu neyi bildiriyor? Fiile mudariye bildiriyor. Ev mustakbelin. Yahut da bir hadesi mustakbele delalet ediyor. Bu da emri bildiriyor. Yalnız velem tekbellem. Yok. Hadese hadir müstakbel ise mudari. Zaten mudari ya hal ya nedir? Bak mudari manasına delalet ediyor. Yalnız velem tekbel lem. Lem'i ne etmiyor? Mudari manasına delalet ediyor. Mudari'nin alameti olan lem'i ne etmiyor? Ne gibi? Ke evve. Şimdi evve etevecca'u. Ben sancılanıyorum. Aynı ufin de bunun gibi. Ufin mana etedacceru. Ben huzursuz oluyorum. E bak bundan sonra sancılanıyorum. Bundan sonra huzursuz oluyorum. Ama bak hades-i madi yani şimdi veya bundan sonra evveh ile uffin ya hades-i madi delalet ederler ya hades-i müstakbele delalet ederler. Yalnız lemin ne etmiyorlar? O zaman fehe ismu fiyelin. Bu kelime nedir? Kelime ismu fiyeldir. Bak niye hiye getirdi? Çünkü kelimete gidiyor. Bu ismi fiildir. Eyden nasıl ki o emir ki talebe delalet ediyordu, onu kabul etmiyordu, sah, hayye hele gibi nasıl o emir oluyor idi, bu da ne oluyor? Emir oluyor. Bir derse ya Sütü sen bunu nereden getirdin? Ta timmetünden buraya kadar bu iki sadır. Kârehul musannifu fi umdetihi. Musannif umde kitabında ne etmiş bunu? Umde ismindeki kitabında bunu söylemiş. Ben de oradan ne etmişim? Nakır etmişim. Sedam olan Muhyiddin rahmetullahi aleyhi rahmeten vasiaten o bu sütüde geçen kaideleri hani ve kabri nuni inlem yufimil emre dele kelimetu ala hadesi madu ve lem tekbeli ta ev ala hadesi hadrevu mustakbenim ve lem tekbellem o fehu ismi falan dedi ya, bunu nezm yapmış, ta ki talebeler bunu burada hezbelesinler. Elfe değil, Seda'nın beytidir. Bir tane beytidir. Siz de bunu hezbeleyin, bu bir tetime olur. Demiş, kelimetun delet ala madin ve la takbellita bi ismi fiadin incela ve hakeze dalu lihadirin ve la yakbellillen bi ismi fiadin ikbela mesil bişet tane libedin ve keza bi evvelin sanil misalu habbeza. Bak ne demiş Seda? Kelimetun delet ala madin ve la tehbellita. O kelime ki madiye delalet ediyor, tayi kabul etmiyor. Şetane gibi. Demin geçmedi. O bir ismi felli incele. O ismi felli bilinmiş, münkeşif olmuş. Ve hakeza aynı onun gibi de eddaru li hadirin. Hadire delalet ediyor. Evveh gibi, uffin gibi. Ve la yakbelu lillem. Ama lemin ne etmiyor? O da bir ismi fel yakbeli. İsmi fel olarak onda ne et? Evveh uffin de ismi feldir. Ha misal ne gibi? Biz hani sütüye dayanarak misal getirdiyse de kendisi ne etmiş? Mesil bir şettane, libedin. Birinci için o ki derlet alamadın ve la takbelita. Onun için misal neyle getir? Şettaneyle. Ve keza lisani. Yani ve keza yok. Ve keza bi evveh. Orada evveh var okunmadı. Evveh ile de misal getir. Lisani ikinci için. Yani o dalu li hadirin ve la yakbelillem. Anlıyorsun değil mi? Ona da misal neyle getir? Evveh ile. El misalu misal habbeza. Öyle değil mi? Misal ne güzeldi zabu. Yani ki enne bu evve veya hutan şettane
ne güzel nedirler? Misallardırlar. Yani o da beytin tetimesi için getirmiş. Bir daha okuyorum, yanlış ezberlemeyin. Kelimetun delet ala madin ve la tekbelli tabi ismi fiyalin incela ve hakeze dalu lihadirin ve la yakbellilen bi ismi fiyalin ikbela mesil bi şettane li bed'in ve keza bi evvelin sanil misalu habbeza. Oldu. Bu Seda'nın beytidir. Allah kendisinden razı olsun, derecesini âli kılsın. Yeter değil mi?